Oryantinik Federasyon seçimlerindeyiz. Eski başkanım diyeyim artık. Divana görevi değişen Hacer Başkanım'la beraberiz. Kırgınım size başkanım. Neden? 3 tane kadın başkanımız vardı. Özlem Başkanım göreve devam ediyor. İnşallah Gül Kız Başkanım da devam edecek. Üçüncü sizsiniz. Biz bu seçimlerde 3'ten 5'e 6'ya 10'a çıkarırız diye bekliyorduk. Ama Hacer Başkanım niye bıraktı? Bir defa seçildik. Delege takdir etti. Seçildik ve çok keyif aldık. Manevi haz en üst seviyedeydi. Ben çok keyif aldım. 5 yıl uzundu, evet. Ama yani ülke olarak şunu da görmeliyiz sanki. Yani yeri geldiğinde de bırakmayı, belki bu örnek olmalı. Belki hani başardığı yerden bırakma noktasında da bu kararı verebilmek lazım. Neden? Ben 5 yıl önce söz verdim. Sadece tek dönem dedim. 4+1'in de o da ilavesi oldu bizden. Ama şunu söyleyeyim. Kendi hani öz iradem, eşime verdiğim söz, aileme verdiğim söz, yönetimime verdiğim söz böyleydi. Altyapıyla uğraştık. Kimse o altyapıyla uğraşmak istemez. Bunun mücadelesini çok verdik. Güzeldi, keyifliydi ama şunu ifade etmek istiyorum. Kadınlara sahip çıktıkça var olabiliriz. Kadınlara sahip çıktıkça daha yukarıya taşınabiliriz. Evet, ben de arzu ederdim. 3 değil, 5 değil, 10 daha fazla olmalı ama maalesef biraz daha farklı devlet kurumlarında hani birçok yerde bu süreci onlara bu şansı tanımalıyız ki kadının katkısı başka bir boyutta. Yani hani görebilmesi, yakalayabilmesi şeyi o renkliliği katmak lazım. Yani ben yönetim kurulu üyesi olan arkadaşlarda da şey listelere bakıyorum. Öyle federasyonlar var ki hiç yok şeyde. Çok maalesef. Kadın delegesi yani yönetim kurulu üyesi yok. Bu da üzücü tabii ki. Ben arkadaşlarıma mutlaka bunu ekleyin diyorum. Bakalım kaç kişiye sözümüzü dinletebildik. Listelere baktınız mı? Var mı listelerde? Var. Çünkü oryantinlikte o hakimiyetin kaybolmaması lazım. Var. Ya başkanım bu da zor bir şey aslında. Tamam. Çok hem doğada daha zor evet. Bir dönem der ama o birinci dönem bitince sadece başkan iradesine değil çevresindekilerle de devam etmesi tabii konusunda bir baskı olur. Var tabii ki. Baskı oldu. Yani hayır dediler. Son dakika. Ya hayır dedim ya çok net. Sayfada paylaşınca rahatladım. Resmi olarak bundan birkaç ay evvel sayfada paylaştım. Ondan sonra rahatladım. Böylesi daha iyi oldu. Yani şöyle ben karar verdikten sonra hani bitmiştir ve yani böyle uyguladım. Böyle düşünün. Hani şey için değil. Herhangi bir şey için değil. Yani bu kadar yani. Bir dönem için aday oldum. Bir dönem bu kadar. 1,5 senesi pandemiye gitti ama aslında faaliyet de yapamadım. +1'i var ama. Evet. Yok biz çok faaliyet yaptık. Biz pandemide bilakis daha çok faaliyet yaptık. Yani gerçekten en zorlu dönem olarak ben bakanın diğer yıllarını da biliyorum. Yani branşların diğer yıllarında ülkemizde ama hem yangınlar hem ekonomik dalgalanmaların çok olduğu bir dönem hem yani 3-4 kere bakanımız değişti. Yani her açıdan bakalım buna. Yani pandemi daha ne diyeyim yani olmayan kalmadı herhalde bu dönemde. Ama buna rağmen içinizin rahat olduğunu hissediyorum. Ben çok rahatım. Çok rahatım. Yani çünkü emek var, ürün var, keyif var, manevi haz var. Vicdanen gururla bırakıyorum. Gururla teslim aldım, gururla bırakıyorum. Valla sizi tanıdığımız için biz çok memnun olduk. Biz başkanım. Çok teşekkür ederiz Bülent Bey. Pandemide denk geldik. O zaman tanıştık. Bugüne kısmet etmiş. Keşke başka alanlarda, başka sporlarda, başka organizasyonlarda yine bu mikrofonu size uzatmayı ben çok istedim. İnşallah kısmet diyelim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.